Anilius var. Anilius gel buraya. Yavrum Omega. Çakma sarışın. Gözlüğünden ateş çıkartıyor. Dansız. Kuvvet parmaklarınız alışınca. Kuvvet parmakları. Hazırsa çünkü arkam böyle çok enteresan bir böyle siper olur mu ya? Böyle siper olur mu? Neyse ben ne yazık ki yani bu sezon of hep ilkleri yaşadığım bir sezon çünkü. Ve Doktor Doom Galata Kulesi yolcusu kalması. Olamaz yani. Bitirdin beni. Merhaba arkadaşlar, tekrar anlı kanalımıza hoş geldiniz. İki Türk takımı arkadaşlar, bir nevi derbi niteliğinde 1923 vs Vefa ittifakı. Öncelikle buradaki Vefa arkadaşlarıma selam olsun. Çok güzel bir maç geçti. Tamamen arkadaşlar düşündüğümüz ve hayal ettiğimiz gibi dostluk içerisinde herkesin birbirine bolca selam verdiği. Açıkçası da özlediğimiz arkadaşlar, özlediğimiz ortam çok güzel bir şekilde yansıdı. Maça şimdi arkadaşlar bolca göstereceğiz. Evvela şunu söyleyeyim. Kuvvet dövüşlerini atlayarak yapıyoruz. Yani göreceksiniz. Bir başını bir sonuna çıp diye geçiş yapıyoruz. Montajında böğrüne vurduğumuz sahneler arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Hazırsanız başlayalım ve şöyle arkadaşlar pili startı verelim ve dövüş başlasın arkadaşlar. Tabii ki yine kar dostluk içerisinde geçse de her iki takımda maçı kazanmak için elinden geleni böyle böğrüne vura vura yaptı arkadaşlar. Yine 5 numaralı yoldan gidiyoruz ve ilk başta Sabah Yıldızı. Biliyorsunuz bu yol genelde rahat kuvvetine bilen bir yol arkadaşlar. Bir de üstüne sınıf bonusu. Yof, gördün mü? Tadından yenmiyor arkadaşlar. Gerçekten de gayet leziz ve güzel oluyor. Kuvvetle hemen görünce hızlı bir şekilde dövüşü atlatıyorum. Çünkü dediğim gibi sadece bildiğimiz klasik kuvvet dövüşü ve ortalama 48 saniye içerisinde Sabah Yıldızı Schrödinger Mortinger arkadaşlar. Hemen ikinci dövüşe geçelim ve bakalım ikinci dövüşte ne var. Kingpin bak mesela bu yolda Quake'e karşı sınıf bonusu Kingpin oluyor. Yani Quake'in saldırı gücü düşüyor. Bu ama bu sadece arkadaşlar dövüşü bir miktar easy uzatır. Onun dışında bir şey olmaz. Bu arada Omega'ya da girip normal dövüşlerde de alabilirdik aslında. Ama Quake arkadaşlar daha rahat, sakin bir şekilde olayı götürüyor diyoruz. Ve arkadaşlar Kingpin kardeşimiz de burada takriben 1 dakikadan birazcık daha fazla sürüyor. Şöyle bakıyorum ne kadar sürüyor diye. Kingpin. Ve arkadaşlar 1 dakika 8 saniye içerisinde Kingpin'i burada patates etmiş oluruz. Hemen arkasında Anilius var. Anilius gel buraya. Dercesine Anilius'a da gidiyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir Quake dövüşü. Arka arkaya 3 Quake dövüşü. Quake güç alternatörü karısı var. Yani burada dikkat etmek gereken güçler falan yer değiştirebiliyor mevzusu var. Onun için arkadaşlar Quake sıkıntısız bir şekilde buraya götürür. Mutlaka ve mutlaka takviye kullanırız. Şöyle bir şey. Kanama zehirim açık olsun arkadaşlar. Genelde Quake'de küçüğü basıyorum. Eğer büyükleri de basarsam tabii sağlık malık falan da basmak lazım. Gerekiyor bu durumda. Alunus dövüşü arkadaşlar yine Quake için oldukça kolay bir dövüş olacak. Şekillerde gördüğünüz gibi ortalama yine 1 dakika içerisinde arkadaşlar. Buradaki Alunus kardeşi hatta 57 saniye diyebilirim. 57 saniye içerisinde Alunus'u da burada temiz bir şekilde alırız. Bundan sonra Quake dövüşleri genelde çok böyle efsanevi bir şey olmadığı sürece bu şekilde geçmeyi düşünüyorum. Doktor Doom arkadaşlar. Doktor Doom burada güç çerezi karosu var. Hem de yedek iyileşme var. Yani biz üzerimize bir takviye açarsak onu kapatır ve kendisine güç bar olarak çalar. Aynı zamanda %50'ye geldiğinde de işte duruma göre ya sağlık basar ya da arkadaşlar güç barı basar. Ben evvela burada iki kere el beceri yapacağım. Bir tanesinde çünkü çalacak ve kendine güç sil atacak arkadaşlar. İkincisinde de İşte ben normal çektiğimde hani 7 saniyede olmadığı için isabetim üzerimde kalacak arkadaşlar. Bu dövüşte bu şekilde oldukça çılgın bir modda bitiyor arkadaşlar. Yine basit bir dövüş oldu. Yine kolay bir dövüş. Quake için ilk 4 dövüş gerçekten Quake için güzel bir şey. Yani Quake'çiler için güzel bir ortam oluyor. Bir sonraki de klasik arkadaşlar. Gerçi eskisi kadar etkili değil burada ama
Kork var arkadaşlar. Kork benden tabiri caizse. Hemen takviyelerimizi. Çünkü Omega ile gideceğiz. Ve oraya arkadaşlar beyaz Magneton'un dövüş öncesi yeteneğini aldığım için çok rahat. Bir de karışım ustası var. Karışım ustası neydi? Arka arkaya iki aynı hareketi yaparsanız arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. rakip kaçıyor. Ama siz bunu rakibe siper attıktan sonra iki hafif yani hafif hafif orta hafif orta yaparsanız sıkıntı olmuyor. Tabii bunu yapabilmeniz için rakibin güzel bir sersem süresi yemesi lazım. Eğer çeviklik ustalığına vermişse rakip bunu yapamazsınız. Eğer beyaz manyetu dövüş ön setini şu anda kullandığımız gibi kullanırsanız bu sefer rakibin çeviklik ustalığı çok bir işe yaramıyor. O yüzden arkadaşlar rahatça alınabiliyor. Gördüğünüz gibi karışım ustasında beşli combo rahatça yapabiliyorsunuz diyoruz. Ve çılgın omega, çılgın omega. Tabi bu beyaz manyetonun dövüşüm setinin sayesinde gerçekten inanılmaz etkili bir hale geliyor. Artık kork gerçekten de kum torbası veya taş torbası diyelim. Dönüşüyor. Çok rahat bir şekilde dövüyorsunuz. Üzerindeki yani taş yükleri de hiçbir işe yaramıyor. Zaten dokungaç saldırıları yansıtma hasarlarını yemiyor Omega'da. Bir de üstüne böyle güzel bir şey geldiğinde bu tarz kapandığında mesela bloğuna çok fazla vurmuyorum. Zaten saldırı 100-100. Yani gerek yok çünkü bir an nasıl durdurulamaz falan fişmekan olabilme potansiyeli var. L1'inden kaçması antrenman yapmış oyuncular için gerçekten kolay. Korgun. Yine beşli kombinasyon geliyor. Ve hiç beklemiyorum arkadaşlar. L3'ü yapıştırdım. Az önce taş yükü yokken gayet de güzel ve kolay oluyor bu arkadaşımız. Yavrum Omega. Çakma sarışın. Gözlerinden ateş çıkartıyor. Vicdansız. Adam gerçekten iyi gençler. Adam gerçekten iyi. Yavrum benim. Ve arkadaşlar bu şekilde de çakma sarışınımız mevzuyu patlatıyor. Bu arada ne yapalım? Bak şunlar biraz kapalı. Büyük sanki. Şunlar birazcık sanki çok kapatıyor gibi geldi bana. Hop hemen dövüş içerisinde bir miktar izi küçültelim. Hiç kimseye söylemeyin bak aramızda kalsın ha ona göre. Taş adam mesela başı boş karısı arkadaşlar burada. Aynı zamanda kilit kaktırdım. Yani rakip bir özel saldırı attığında belli bir süreliğine hem durdurulamaz hem de kaçış özelliği kazanıyor. Aynı zamanda bloğunuza vurduğu zaman da arkadaşlar güç barı dolduruyor. Bakın taş adama 3 kere bloğuma vuracak ve güzel bir tane güç barı dolduracak. Ama bunu yapma sebebim arkadaşlar üzerime zırh kırığını almaktı ki sağlık bassın. Çünkü burada her şey açık. Yani kanımız zehir açıkken aynı zamanda sağlıksal takviyeler de açık. Bu durumda da normalden fazla gider ama yani taş adamın burada Kuyak'a karşı çok da fazla yapacağı bir şey tabii ki yoktu arkadaşlar. Yoktu. Devam ediyoruz. Mesela bak ikinci periyotta o sefer alıkoyma. Yani alıkoyma yapıldığında arkadaşlar alıkoyma yapıldığında tabi sağlık basıyoruz yani asla eksikle girmiyoruz. Özellikle iki maç kaybetmişiz yani bu maçı mutlaka alıp tekrar toparlanma sürecine girmek lazım. Futbolda gibi bir düşünün. Yani bu maçı da kaybedersek yani bizim için P1 veya diğer şeyleri, üst seviyeler hayal olur. Bu sefer P2 için savaşmak zorunda kalırız. Ve inanın bana bir rakip P2 için savaşırsa P3'e düşme ihtimali %70'tir. Ama P1 için savaşırsanız ama gerçekten laf olsun ne değil. Savaşırsanız o zaman P2 garantiye yakındır. Ben size söyleyeyim. Yani bizim P1'i mutlaka çıkartmamız lazım bu sezon. Tabi burada iki mevzu var arkadaşlar. Hatta üç mevzu var diyebilirdim. Revuş çok uzun sürdü. Yani hem alıkoyma yapmazsanız %60 daha az hasar yiyor. Hem bu Gundy'nin kendi fiziksel direnci var. Hem de bir de dövüşe full sağlıkla başlarsa artı 300 ekstra daha fiziksel direnç. O yüzden Quake'le gerçekten uzun sürdü. Yani 3 dakika 20 saniye civarında çok uzun işte. Ama yani Quake parmaklarınız alışınca Quake parmakları hazırsa bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ustalık kapatıyoruz. Burada ustalık kapatıyoruz. Doktor Doom'la gireceğim. Doktor Doom'la gireceğim için arkadaşlar. Ustalık bu arada Quake'le de girilebilir ve gayet de kolaydır. Ama ben Doktor Doom'la girmeyi tercih ediyorum böyle şeylerde. Hadi bakalım. Takviyelerimizi, onumuzu, şuyumuzu, buyumuzu basıyoruz arkadaşlar. Ve hazırsanız. Bu arada şeyi basmıyorum. %150 veya %200'ü basmıyorum. Çünkü benim bir kombinasyon ayarım var. Yani L3 arkası, L1 artı L2. Onu yaptığım zaman olmuyor arkadaşlar. Onu yaptığım zaman denge şaşıyor. L1 yerine L2'm doluyor.
O da tabii ki sıkıntı olma ihtimali yüksek. Ama ne olursa olsun Doktor Doom'u arkadaşlar, yani Nova'nın borusu hiç ötmez ya. Şöyle söyleyeyim, Nova istediği kadar vurursun arkadaşlar, alamaz. Siz böyle dövüşü bırakmadığınız sürece. Çünkü arkadaşlar böyle de çok enteresan bir, böyle siper olur mu ya? Böyle siper olur mu? Neyse. Yani çok enteresan başka bir mevzu var. Doktor Doom neredeyse hiç kritik yemiyor. Rakibinde yüksek miktarda isabet veya garanti kritik yoksa, kritik direnci o kadar güzel ki ölmüyor. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. İnanılmaz. Hem bir kritik yeme potansiyeli hem de bir blok performansı. Gerçekten enfes. Gerçekten enfes. Burada kanımız yeri kapattım çünkü sürekli L1 spamlayacağım. L1 spamladığınızda Nova arkadaşlar patatese dönüşüyor. Bir de sınıf bonusum da var. Allah bereket versin. Daha ne olsun. Engellerimizi falan da her şey kapanıyor abi. Buradan sonra benim o efsanevi kombinasyona gidiyorum arkadaşlar. L3 arkası, L1 arkası, L2, hatta L3, L1, L3, L1 kombinasyonum da var benim. Bilenler bilir ki bu cehennem labirentinde çok fazla antrenman yaptığımız bir yer. Ve Doktor Doom, Galata Kulesi yolcusu kalmasın dercesine Nova'yı yapıştırdı. Nova'nın tipi kes. Abi L3 atıyor. L3 attıktan sonra pasif sersem veriyor ve kendi kom, yani öyle müthiş bir şey var ki, mevzuatı var ki, yani eleman şey yapıyor. Bütün her şey birbiriyle uyumlu ve kombinli yapılmış. Odin gibi değil yani. O çat, Odin'e de bir laf atmış oldum. Yani L3 atıyorsun. Onun arkasından direkt L3 aksi L1'e çıkmış, sana şansı veriyor. Ve o L1 ile L2'ni doldurabiliyorsun. Hatta küçük bir atraksiyon tekrar L3, L1, L3 kombinasyonu gibi çok çılgın kombinasyonlar yapmanıza izin veren gerçekten inanılmaz bir şey ya. Muazzam, muazzam bir şey. Ve L2 arkadaşlar atıyoruz. Dikkat edin, eleman artık engellenemez ama yanıyorsun Fuat abi felsefesiyle. Doktor Doom'un tipi kes. Tipi kes. Ve geldik arkadaşlar. Tabii tekrar kanımızı yer açıyorum. Şimdi bu sefer de Immortal Abomination var. İkimiz de kararlı karısı var. Bu şu anlama geliyor. Tabii rakip Abomination kendi üzerine sürekli zehirler açıyor. Ve zehir açtıkça üzerine takviye birikiyor. Öyle ki bir yerden sonra İki vuruşta L3 doldurabilecek potansiyele geliyor ki Quake yine burada benim favori tercihlerimden bir tanesi arkadaşlar. Hemen ustalıkları açalım. Dövüş boyunca sürekli ustalık kapatıp açarım. Ben de hiç ama hiç değişmez abi bu mevzuat. Hiç değişmez. Gel bakalım Immortal Abomination. Abomination. Arkadaşlar yine parçalanan zırh var. Bu parçalanan zırhı, parçalanmış zırhı üzerime alırsam güzel de bir sağlık doldurabilirim. Yine siper atarak, ama siper atmadan şekilde. Şimdi sallamıyorum ki sarsıntı olsun arkadaşlar. Üzerime bu parçalanmış zırhı alamam. Yine uzun bir kuyak dövüşü. Ve arkadaşlar takriben 2,5 dakikadan biraz daha fazla sürmüş bir dövüş. 2,5 dakikadan biraz daha fazla sürmüş bir dövüş. Ve Abomination daha izli yumuşak GG alıyor arkadaşlar. Ve orta yollar bitiyor. Şimdi mini bosslar için sol taraftan üstten gideceğim. Hulkbuster, Hitmonkey ve arkadaşlar yüce büyücü. Yüce büyücü de şu çok çok enteresan. Yani hayatımda ilkleri yaşadığım bir sezondayım abi. Onu da baştan söyleyeyim. Dur bakalım. %2,5 karası arkadaşlar. %2,5 karasında Hulkbuster. Quake, yani kolay Quake denebilecek bir yer. Tabii ki bir miktar iyice sağlık basıyorum. Ve arkasına da Quake'le devam. Bu da bizim kullandığımız ikinci eşya olmuş. Hadi bakalım. Tabii ki yine Quake için arkadaşlar gerçekten oldukça kolay bir dövüş olacak. Hemen atlayacağız tabii ki arkadaşlar dövüş. Öyle şey yap, çok uzun uzun şey yapmaya gerek yok. Yine ortalama 2 dakikalık bir kuyruk. Yalnız o kadar çok kuyruk dövüş yapmışım ki. İnanın bana şu anda şu parmağım var ya, yani şöyle çekiyoruz ya. Abi çok ağrıyor ya. Vallahi çok ağrıyor. Yani bu sezon en çok yaptığım kuyruk dövüşü ve savaşı bu savaş diyebilirim. Yani yollar hep kuyruklanmaya müsaitti. Ve Hitmonkey de aksa L1 engellenemez karısındaki Hitmonkey'in L1'den kaçması aslında kolay. Buraya arkadaşlar Omega ile gireceğiz. Omega çarpma sürüşüm çok iyi bir ya.
Gerçekten çok güzel bir karakter. Hemen takip edelim. Basıyoruz çünkü arka arkaya iki dövüş var. Arkasından yüce büyüceye gideceğiz. L1 engellenemez. Çok hızlı L1 doldurur ve aynı zamanda arkadaşlar. Biz arka arkaya aynı özel saldırı yapamayız siyah tarzında. Tabii yani maymuncuk Omega için gerçekten de çerez arkadaşlar. Çerez ve şöyle bir şey var. Mesela şimdi biz maymuncuğu burada yere seremiyoruz normalde Omega'ya. Serdiğiniz zaman üzerindeki bozmayı kapatıyor. Fakat Omega'nın şöyle bir özelliği var. Rakibin üzerindeki ölüm tohumu başına %10 arıtma özelliği kapatıyor. Yani 10 tane rakibimizin ölüm tohumu varken bozmayı kapatamıyor. Gördüğünüz gibi de kapatamadı zaten. Şunu da basalım. Ama kaçmaları falan açık. Da çok fark etmiyor öyle şeylerde. Eleman bu arada hiç L1 atmadı zaten. Takriben 35 tane, 34 tane de falan maymuncuk GG oldu arkadaşlar ve geldik asıl dövüşe. Yani diyorum ya arkadaşlar ben ne yazık ki yani bu sezon of hep ilkleri yaşadığım bir sezon. Çok enteresan dövüşler. Yani bütün takviyeler açık. Elimdeki takviyeler açık. Kanama zehri tabii ki kapatıyorum. Yani çünkü çok fazla özel saldırı atacağım. Bu arada Yüce Büyücü'nün özel saldırı atma potansiyeli var. L3 atma potansiyeli var. Bunun için tabii ki 2-3 darbeyi yememe. Bu arada buraya en iyi Magic ve Alev Adam arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Magic ve Alev Adam ama doktorumda da bence buralara defalarca girmiştim zaten. Açıyorum takviye. Oldu 3'ten fazla L3 atar. Benim %25 açıyorum. Veyahut da işte alıyorum. Açıktan maçıktan dayak mayak kes. Kontrol problemi olur. Bir şey olur. Dursun. Doktorluğum için artık doktorunun bu arada yüce büyücüye karşı gerçek potansiyelini sunamaz arkadaşlar. Özellikle yavaşlatmayı zaman doktorluğum biliyorsunuz. Aurayı açamaz. İşte ondan sonra engellenemez olamaz. Böyle aurayı açamadığı için de güç barı düz vuruşlarla çalamaz gibi şeyler var. Dikkat edin. Tamam çok güzel sağlık bastırıyor. O ayrı bir şey ama bakın L1 atıyorum. Eleman ne kadar hızlı dolduruyor. Yani bu dediğim gibi Magic ve Alev Adam İlk tercihiniz olmalı. Kızılılık da olur. Kızılılık da çok güzel de var. Yani bir dahakine belki kızılılık alabilirim buraya. Ama kızılılık menü 6 R2 bir. R3 atayım ondan sonra. Çok bak arkadaşlar yavaş atmadığı için çok güzel sağlık basıyorum. Ve şu anda da gerçekten de çok güzel dövüyorum. Ama sanıyorum yavaşlatmalar aynı zamanda doktorluğumun saldırı gücünü de azaltıyor. Kritik atmasını falan da azaltıyor sanıyorum. Şu anda dövüş mükemmel gidiyor görüyorsunuz. Çatır çutur da daha 1 dakika dolmadan %25'ini almış durumdayız. Şu L3'ler de gerçekten güzel hasar veriyor. Bu L3'ü atıyorum arkadaşlar fakat hiddet middet hiçbir şey açamıyorum. Yavaşlatma yediği zaman eleman gerçekten de patlıyor. Bakın dikkat edin L1 atıyorum. Adamın güç buru bir anda nasıl eski haline geri dönüyor. Ya Hazaret Aurası açamadığım için de güç çalmayı da açamıyorum. Çat Osmanlı Style'a. L2 aslında burada bolca L2 spamlayabilirim. Ki yakmaların da çok düşük hasar veriyor. Normalden daha az hasar veriyor. Arkadaşlar dikkat edin L1'e. Bak adamın güç bölüğü 2'nin altına düştü. Atraksiyon bitene kadar 2 bıçağı geri geliyor. Benim gibi Hazreti Aurası açmadı açamadığım için de. L2 atıyorum. Zaten L3 yiyeceğim abi. En azından biraz vurayım biraz da yakma bakma falan yesin diyorum. Bu bana attığı ilk L3. Merak etmeyin bolca L3 atacak. Ayıp ediyorsun. Atmaz olur mu zalimin kızı? Zalimin kızı. Bir de bu L3 animasyonları çok uzun sürüyor. Allah kahretsin bu L3 animasyonlarını süreden de yiyor abi. Süreden yemese kesinlikle yememesi lazım abi. Ya yani bu bir kere süre sınırı kadar saçma bir şey görmedim ben ya. Savaşlarda niye süre sınırı yiyoruz abi? Gençler yalnız eleman bir daha L3'e gidiyor. Mesela burada o sıkıntıyı yaşıyorum arkadaşlar. Yani kontrol çekme sıkıntısını yaşıyorum. Ve 3 darbe yememe mevzuatı benim burada patladı. Yani arka arkaya ikidir çekemiyorum arkadaşlar. Şu geldiğim hale bakar mısın? Haşat spora döndüm yahu. Yani neyse kontrol problemleri yine ara ara yaşıyoruz arkadaşlar. Belki de bu kontrol problemleri benim fişimi çeken mevzu olabilir arkadaşlar. Yani burada kaybettiğim zaman gerçekten kaybettiğin 5 saniye çok önemli değil gibi düşünebiliyoruz. Ama birazdan finalde göreceksiniz abi ne kadar önemli olduğunu. Sağlık basıyoruz. Problem değil. Ama dediğim gibi hiçbir şey yapamam. Doktorluğum çok düz bir karakter olarak kaldı. Yani güç barı da çekiyorum bu arada. Ama öyle bir şey.
Yani engellerim azalamıyorum yavaşlatma olduğu için üzerimde. Allah'tan burada bir miktar easy yardım alıyorum da eleman atmıyor yani orada için. Atsa da çok problem değil yani %25'im var, sınıf bonusum var falan değil. Ama olsun, atmaması her zaman bir güzelliktir. Tabi yüce büyücü buralarda çok güzel özel saldırı. Mesela çok bolca özel saldırı atıyor arkadaşlar. Allah'tan bu sefer çekti. Son bir dakikaya giriyor arkadaşlar. Son bir dakika %20, yani daha %20'nin de altında girecek. Yani normal şartlarda çatır çutur olması lazım. Ama dikkat edin, o kadar çok level atıyor ki abi atmaması gereken yerde üstün başın yavaşlatmadan geçilmiyor. Mahvetti o iyi yavaşlatma bizi ya. Bir de hayvan gibi sağlık basıyor şu yani. Sanki burada biri ya demiş ki gün diye sen sürekli level at yahu yorma demiş. Sonra 50 saniye %13, %14. Zalimin kızına bak, ne kadar çok sağlık bastı, ne kadar çok attı. Oğlum utanmasa şey basacak, 10.000 10.000 basacak. Son saniyelere giriyor, %9, son 30 saniye. Gitmiyor canı. Zaten kritikte vuramıyorum. E istediğim şeye de gelmiyor. 3-3 yani güç barını doldurmaya gelmiyor. Gitse. Dediğim gibi yani şey çok sıkıntı. Özel saldırı L3 animasyonlarının süreyi durdurmaması kadar saçma bir şey olamaz abi. Olamaz yani. Bitirdin beni be, bitirdin beni be. Ölmüyor abi, %4 kaldı. Zalimin kızına bak. Ya kaç saniye vardı ben L3'e attığımda animasyon? Diğer zaman dediğim gibi abi, kafam kendi oynamıyor. Hayır, hayır. Olamaz dedim. Olamaz. Olamaz, böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. 196 combo atmışım. Timeout yedim ya. Ay, kalan sağlığı da görme. Görme ne sensör ne ben söyleyeyim. Abi iki katını ağla. Ağlama ki ağla. Hakikaten ağla. Bu ne ya? Neyse ay. Abi arkadaşlar şunun için timeout yenir mi ya? Allah peygamber aşkına ya. Bunun için timeout mu yenirdi arkadaş ya? Vallahi billahi ben böyle bir şey görmedim daha.